Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere meşhur dönercilerin sırlarını paylaşacağız. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Şu anda döner açma yapıyoruz. Terbiye sosunu da yapacağız. Nasıl soslanıyor hep beraber göreceğiz. Meşhur Kemal ustamızın tarifleri bunlar. Hiçbir yerde bulamazsınız. Yaprak gibi tane tane açıyoruz. Evet, burada bir sürü et var. Şunlar kesilmiş. Şunlar da kesilecek. Aha, şöyle yaprak yaprak açılıyor. Evet. Pestil gibi mübarek. Evet arkadaşlar, 30 kilo etimiz var. Döner kesimini bitirdik. Yaprak döner yapacağız. Şimdi terbiye için sos hazırlıyoruz. Bunu yoğurttan yapıyoruz. Yaklaşık 2,5 kilo bir yoğurt kullanıyoruz. Şu şekilde. Burası bu sos çok önemli. İşte sır olan sos budur. Dönere lezzet veren, tat veren, döneri döner yapan budur. Biraz kekik ekliyoruz. Yeteri kadar. Sonra karabiber ekliyoruz. Tabi ustam yıllardır bunu yaptığı için artık göz kararı yapıyor. Siz ona göre ayarlarsınız. En azından ne koyacağınızı biliyorsunuz. Evet, hepsinden birer avuç koyuyoruz. Biraz pul biber ekliyoruz. Ondan sonra bu çok önemli, maden suyu ekliyoruz. Maden suyu da sosumuzu inceltiyoruz. İkinci maden suyumuzu ekliyoruz. Bu tarif çok işinize yarayacak. Bu terbiyeleme tarifini hemen hemen bütün kırmızı et türlerinde uygulayabilirsiniz. Ama dönere acayip yakışıyor. Bir avuç iri tuz atıyoruz içine. Tekrar karıştırıyoruz. Evet, şimdi bir adet ve iki adet domates rendeliyoruz. Bunun yerine salça kullanılsa olmaz değil mi? Salça ekşimsi bir tat verdiği için salça kullanmıyoruz. Tamamen doğal domates kullanıyoruz. İkinci domatesimiz. Evet, bu sos tarifi aşçıların ser verip sır vermediği bir tarif. Her ortamda bulamazsınız. Gizli bir tariftir. Kanal abonelerimize özel Kemal Usta'dan rica ettik. Sırrını açıklıyor. Bir adet soğan ekliyoruz, rendeliyoruz. Burada suyuyla beraber güzel bir şekilde rendeliyoruz.
Kemal Usta'm abonelerimizi kırmadı, beni kırmadı. Bu tarifi özel olarak benim için şu an hazırlıyor. Kanal izleyicilerimiz için hazırlıyor. Umarım beğenirsiniz. Umarım yaptığınızda siz de aynı lezzeti elde edersiniz. Burada tarifi ölçü ölçü olarak tam veremiyoruz arkadaşlar. Çünkü benim tarifim değil. Usta da böyle 3-5 kişilik bir şey yapmıyor. 30 kilo, 40 kilo et, 50 kiloluk et kadar yaptığı için oranını siz evde yaparsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Onun için oran niye vermedik diye bizlere yakarmayın. Evet, şimdi sosumuz hazır mı ustam? Evet, Ben Ali videolarına, Bav Ye Hele kanalına özel olarak hazırlanmış bir sostur. Şimdi dün bir tane video yüklemiştim. Yani bu videoyu yüklemeden birkaç gün önce bir tane video yükledim. Burada döner terbiyelemede zirve diye bir başlık atmıştım. İşte onun asıl yeri burasıydı. Ben şu sosa yetişemedim. O yüzden o kadarını çekebildim. Bugün size tamamını çekiyorum. Baktım yorumlara arkadaşlar yazmış bir açıklama yok diye, bu nedir, bir şey anlamadık diye. Ben de daha detaylı bir şekilde bunu sizlere açıklamaya çalışacağım. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Şimdi bu şekilde dönerimizi böyle terbiyeliyoruz. Bir gece buzdolabında bekletiliyor. Ertesi sabah genelde öğle saatlerinde servis için hazır olacak şekilde saat 10 gibi şişe takılıp hazır ediliyor. Sonra pişirmek için tezgaha geçiliyor. Sonra pişirmek için tezgaha alınıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Evet Kemal Usta'm, şimdi abonelerimiz evde döner yaparlarsa, gerçi biraz zor ama imkansız başaran abonelerimiz var. Bunlar için nasıl bir et kullanılmasını tavsiye edersiniz? Etimiz but eti olsun. Kaburga etinden. Kalça yani, değil mi? Kalça, yani. Kalça eti, büyük baş. Büyük baş. Sinirsiz. Sinirleri olmayacak. Sinir olmuyor. Kesinlikle sinir olmuyor. Sinir oldu mu zaten? Böyle sert bir şey geliyor insanın ağzına. Aynen. Öyle bir şey var. Yerken kesemezsin. Yerken yiyemezsin. İşte. Evet. Şimdi arkadaşlar bu yaptığımız %100 yaprak dönerdir. %100 yaprak döner. Bunun bazı yerlerde ucuz olan yerlerde yaprak diye döner diye geçiyor. Bunun bir katına böyle yaprak eti koyuyorlar. Diğer katına kıyma koyuyorlar. Onun için maliyeti biraz daha ucuz oluyor. Böyle bir ucuz yaprak döner görürseniz bilin ki onda muhakkak kıyma vardır. Zaten yaprak döner kesildiği zaman böyle yaprak yapraktır. Bakın şu şekilde. Yaprak yaprak şeklinde oluyor. Ama ucuz olsun diye kıymadan yapanlar da var. Onun için fiyatı biraz daha uygun olursa bilin ki onda muhakkak kıyma kullanılmış. Bilginiz olsun. Şimdi bu 30 kilo etimiz kaç kişiye yetiyor ustam? Yaklaşık işte 100 gramdan vereceğiz. Bir porsiyon pişmiş 100 gram. Tabii içine biraz su. 200 gram. Pişmiş 100 gram. Evet. Yaklaşık kaç kişi yediyor? 600 kişi yapar. 600? Ne 600 ya? Kaç yapar? 30 kilo. Ama bu ıslak halde. Bu şu an kuru değil. Yani 150 kişi, evet. Bu et şu an 150 kişiye yetiyor arkadaşlar. Şöyle 200 gram piştiği zaman biraz su kaybediyor. 100 gram olarak porsiyon porsiyon veriliyor arkadaşlar. Evet, sırrını bu şekilde açıkladık.
Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, kolay gelsin diyoruz. Afiyet olsun.